Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kutu açılışıyla sizinleyim. Arkadaşlar biliyorsunuz Euro 2024 başlıyor. Cuma günü de ilk maç var. Ben de hemen Euro 2024'ün kartlarını açmıştım. Bu sefer de Euro 2024'ün tosoları çıkmış. Bakalım, inanın içinden hiçbir tane bile bakmadım. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Euro 2024'ün tosoları nasılmış? Beraber göreceğiz ve beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Umarım çok güzel tosolar çıkar diye düşünüyorum. Kutuya gittim arkadaşlar. Çok soranlar oluyor. Toptancı var İzmir'de. Gıda Çarşısı diye bir yer. Oradan aldım arkadaşlar. Böyle kutusuyla oradan aldım. Bakalım İçerisinden neler çıkacak, nasıl çıkacak arkadaşlar, ben de merak ediyorum. Şöyle hemen tasolarımızı şöyle açıyoruz, döküyoruz arkadaşlar. İçerisinde 150 adet taso varmış. Umarım güzel çıkar tasolar diyoruz arkadaşlar. Şöyle kutunun hepsini açtık. Bakalım. Evet, ilk tasomuzla başlıyoruz arkadaşlar. Euro 2024 tasolarını açıyoruz. Arkadaşlar bu arada açmadan önce bunu da yine böyle açılmış haline tabii ki mecburen. Belki kapalı halinde alıp gönderebilirim. Çekilişte vereceğim. Bunun için de arkadaşlar videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en önemlisi de yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın ki çekiliş videolarını kaçırmayın. Hemen şöyle açalım arkadaşlar. Böyle bir taso yapmışlar. İsmi artık Razvan Marin midir nedir bilmiyorum. Arkasında şöyle dolar işareti olan bir plastik malzeme arkadaşlar. Buradan şunu belirteyim. Bu tasolar artık böyle Ronaldo çıktı arkadaşlar. Cristiano Ronaldo. Ronaldo'nun tasosunu ikincide şöyle hemen bulmak güzel oldu. Arkadaşlar Euro 2024'ü kimler izleyecek? Hadi bakalım yorumlara yazın kimler heyecanla bekliyor. Pau Torres çıktı arkadaşlar burada da. Biraz boğazım ağrıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kylian Mbappe çıktı arkadaşlar ama etiketi böyle yırtılmış. Yani böyle olmuş. Neyse daha düzgünü çıkar diye tahmin ediyorum, düşünüyorum arkadaşlar. Phil Foden çıktı şöyle tasolardan. Taso mu kart mı arkadaşlar? En çok hangisini seviyorsunuz? Hadi yorumlara yazın. Boş mu çıktı diyecektim. Hakan Çalhanoğlu arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu çıktı. Umarım Türkiye'de başarılı olur Euro 2024'te diyoruz. İzleyeceğiz tabii ki maçları. Bu arada arkadaşlar bayramda İstanbul'dayım. Belki denk gelirseniz bilemiyorum. Ya da Discord adresine gelin. Eğer yakınlarda olursak görüşme imkanımız varsa görüşebiliriz. Mateo Kovacic çıktı arkadaşlar. Yani şöyle İstanbul'da da tanışmış oluruz. İstanbul'u gezeceğim. Sırf gezmek için İstanbul'a gidiyorum arkadaşlar. Saliba, William Saliba çıktı arkadaşlar burada da. Bakalım çok fazla taso var arkadaşlar. Belki part 2 yapabilirim bunu. Gnabry çıktı. Serge Gnabry çıktı arkadaşlar. Bakalım yani hem kağıtlarından açmak falan biraz şey. Wind çıktı. Çok fazla taso varmış hakikaten içinde. Şöyle Phil Foden çıktı arkadaşlar. Bakalım açıyoruz şimdilik tasoları. Kimler beğenecek, kimler beğenmeyecek bilmiyorum. Şöyle bütün hepsini gösteriyorum arkadaşlar tasoların. Bakalım başka kimler çıkacak arkadaşlar. Gnabry çıktı yine. Yırtıyorum hepsini. Saliba çıktı. Buradan kim çıkıyor bakayım. Arkadaşlar Di Marco çıktı. Niye böyle bazen kamera fokuslamıyor? Odaklamıyor ama neyse sorun yok. Şöyle hemen arkadaşlar bütün tasoları size gösteriyorum. İkincide Cristiano Ronaldo'yu çıktı. Barella çıktı arkadaşlar burada da. Yine de fena değil tasolar arkadaşlar. Yani çok kötü değil. Şöyle adi bir plastik gibi duruyor ama biraz daha sert. Yani öyle çıtırt diye kırılmıyor. Berbat bir plastik kokusu yok. Biraz koku var ama berbat bir koku değil. Harry Kane çıktı arkadaşlar. Tasolar hakkında yorumlarım bu kadar. Şöyle Livakovic arkadaşlar. Dominik Livakovic. Bayağı bu hafta sonu video atamadım. Kusura bakmayın. Biraz işlerim vardı ama hemen atıyorum. Dediğim gibi bayramın birinci günde İstanbul'da olacağım. Bayramdan sonra yine bir video atacağım arkadaşlar. Diego Costa çıktı. Bayramdan sonra da bu arada karneler nasıl gençler? Hadi bakalım cuma günde karne alıyorsunuz. Yani ben bu videoyu perşembe yayınlamış olsam siz ertesi gün cuma günü karne alacaksınız.
bayramı nerede geçireceksiniz veya yaz tatilini nerede geçireceksiniz arkadaşlar? Memleketler neresi? Hadi bakalım yorumlarda görüşelim arkadaşlar. Yorum yazsanız yeter dediğim gibi çekilişe katılmak için. Şöyle Muani çıktı arkadaşlar. Kolo Muani. Euro 2024'ü heyecanla bekliyoruz. Hakan Çalhanoğlu çıktı bir tane daha. Şöyle bakalım arkadaşlar. Buradan kim çıkıyor? Marin çıktı. İlk tasomuz Ravzan Marin çıktı. Buradan kim çıkıyor arkadaşlar? Şöyle bir futbolcu çıktı. Neyse artık neyse. Şöyle bakayım burada. Bruno Fernandes çıktı arkadaşlar. Tasolar yeni çıkmış arkadaşlar. Gittiğim yerde öyle söylediler. En yenisi şu an bu diye. Euro 2024 zaten başlıyor. Şu anda da tasoları çok yeni diye söylediler. Ben de o yüzden sizin için de hem merak edenleriniz de vardı. Böyle Euro 2024'ün tasolarını aldım. Mbappe'nin yırtık olmayanı da çıktı. Bir tane yırtık çıkmıştı hatırlıyorsunuz. Bu yırtık olmayanı. Okafor, Noah Okafor çıktı arkadaşlar. Bir tane bakalım burada kim çıkacak. Yırtması da keyifli ama bir süre sonra sıkıyor. Bellingham çıktı. Jude Bellingham. Bakayım buradan kim çıkacak arkadaşlar. Şöyle Hakan Çalhanoğlu çıktı bir tane de. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Bruno Fernandes çıktı burada. Bakalım buradan kim çıkacak. Arkadaşlar Goretzka çıktı. Leon Goretzka. Kim buradan? Declan Rice çıktı arkadaşlar bir tane. Bakalım burada Simmons. Bak bu mesela kenarları hep böyle şey olmuş ama tabii bunlar böyle kopuyor arkadaşlar. Kolay bir şekilde kopuyor. Yani 10 üzerinden 8 verebilirim tasoları ama benim çocukluğumun tasoları yok. O yüzden de ben o kalitedeki tasoları görene kadar da hiçbirine 10 üzerinden 10 vermeyeceğim. Keşke tasolar yine cipslerden falan çıksa da yine kaliteli olsa, böyle olmasa yani. Bunu her zaman söylüyorum. Bu bir yatırımcının aklına gelir mi bilmiyorum. Valkyrie de çıkardık. Bu arada böyle değişik tasolar da vardı ama Pokemon'un yeni tasosu çıkmıştı. Ondan sonra Sonic falan kartları vardı arkadaşlar ama Sonic'in kartı ne alaka anlamadım bilmiyorum. Almadım onları yani. İsteyen varsa onlardan da alıp açabilirim arkadaşlar. Diego Costa. Yani Sony'in ne kartı olabilir ki diye düşündüm ya da ne kadar izlenir bilemiyorum. İsteyen varsa arkadaşlar, meraklısı varsa yorumlara yazsın. İşte Pokemon'un yeni kartı, Sony'in kartını falan, onları da alabilirim. Yani tasoda çok işte bak bu böyle şeylerde çıkıyor bazen arkadaşlar. Neyse sorun değil. Şöyle hemen bakalım. Manuel Akanji çıktı arkadaşlar. Akanji Kukanji. Akanji Kukanji. Şöyle hemen bütün tasoları hızlı hızlı göstereyim ben size. Arkadaşlar Gakpo çıktı. Bakın şöyle göstereyim. Yani keşke o dönemin tasoları olsa da böyle daha heyecanlı heyecanlı. Oh ne güzel olur. Hakan Çalhanoğlu çıktı bir tane daha. Arkadaşlar şöyle bütün hepsini açıyorum ben. Süle. Niklas Süle çıktı arkadaşlar. Buradan elim acıdı lan. Yırtarak. Şöyle bakayım burada kim çıktı. De Bruyne. Kevin De Bruyne çıktı arkadaşlar. Buradan kim çıkıyor? Şöyle Trossard çıktı. Buradan bakalım arkadaşlar Rodri çıktı. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar kanala abone değilseniz artık abone olun yani bir zahmet. Sizin için onca kart aldım. Daha 4-5 tane daha kart aldım arkadaşlar. Euro 2024'ün sanırım onu da yarın çekip cumaya atarım diye düşünüyorum. Bir kartı daha var. Onu da açacağım en azından siz böyle bayramda birkaç video izleyin diye düşünüyorum. Serge Gnabry çıktı arkadaşlar burada da. Yine Euro 2024'ün hologramlı ve tasolu bir kutusunu aldım. Onu açacağım. Pokemon'un tasolarını, pardon Pokemon'un kart, Pokemon diyorum ya. Brawl Stars'ın kartlarını aldım. Onu açacağım arkadaşlar. Açacağız da açacağız yani hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Ben daha çok açacağım arkadaşlar. Şöyle yine Marin çıktı arkadaşlar burada. Donnarumma arkadaşlar. Donnarumma'yı da çıkarmış olduk şöylece. Bakalım başka neler çıkıyor arkadaşlar. Konde. Konde çıktı. Şöyle hemen bütün kartları açıyorum. Şey, tasoları. Coman. Kingsley Coman çıktı arkadaşlar. Euro 2024 heyecanlı olacağı benziyor bence. Ben heyecanlıyım yani. Sizi bilmiyorum. Pau Torres çıktı arkadaşlar burada. Hemen şöyle bakalım kim çıkıyor. Thomas
çıktı bir tane buradan. Şöyle bakayım, burada kim çıkıyor? Kyle Walker çıktı arkadaşlar. Euro 2024'te sizin favori ülkeniz kim? Onu yorumlara yazın bakalım, merak ediyorum. Türkiye bence kesinlikle. Yani Marcus Rashford çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım, burada Bernardo Silva çıktı. Burada da. Buradan kim çıkıyor? William Saliba çıktı arkadaşlar. Burada da şöyle hepsini göstereceğim arkadaşlar size. Marin çıktı. Bakalım buradan kim çıkıyor arkadaşlar? Marcus Rashford çıktı. Şöyle hemen burada Kolo Muani çıktı arkadaşlar. Burada da şöyle bakalım burada kim çıkıyor? Verman çıktı. Joey Verman, Virman ya da artık neyse. Adam Hlozek. Bunun ismini bile okuyamıyorum oğlum. Ya şu Hırvat oyuncuları var ya, okuyamıyorum ben ya. Nikola Barella. Şöyle bakalım burada kim çıkıyor başka gençler. Şöyle Kevin De Bruyne çıktı burada da. Şöyle bakalım Wint çıktı. Wint. Bakalım burada kim çıkıyor arkadaşlar. Nikola Barella çıktı. Burada da şöyle hemen burayı açıyorum. Bakayım burada kim çıktı. Morata çıktı. Şurada bakalım Serge Gnabry çıktı arkadaşlar burada da. Şöyle bakalım burada, evet, Merih Demiral arkadaşlar. Merih Demiral'ın da tasosunu çıkardık. Yani Kevin De Bruyne, bir tane de Kevin De Bruyne çıktı. Burada da Kunde çıktı arkadaşlar. Odakla koçum. Heh. Kunde'yi de bulduk. Bakalım burada kim çıkıyor? Jack Grealish çıktı. Buradan bakayım kim çıkıyor arkadaşlar. Arda Güler arkadaşlar. Arda Güler'in tasosunu çıkarmış olduk. Arda Güler. Tasolarda da Arda Güler'i görmüş olduk arkadaşlar. Carvajal çıktı bir tane. Orada da bakayım burada kim çıkıyor arkadaşlar. Kevin De Bruyne çıktı yine. Bakayım burada Serge Gnabry çıktı. Arda Güler arkadaşlar. Joao Cancelo. Şöyle Arda Güler'in tasosunu şöyle ayırayım bari. Arkadaşlar Ferran Torres çıktı. Burada tüm tasoları gösteriyorum. Doku arkadaşlar. Doku koku boku. Doku'yu da çıkardık kardeşim. Hemen burada Yamal da çıkardık arkadaşlar. Sizce Arda Güler Real Madrid'de devam eder mi arkadaşlar? Böyle garip söylentiler var. Bence devam etmeli. Lukaku arkadaşlar. Lukaku çıktı. Burada da şöyle bakalım burada kim çıkıyor? Di Lorenzo çıktı. Burada Nunes çıktı. Nunes'i de çıkardık arkadaşlar oradan. Hemen şuradan bakıyorum başka kim çıkıyor. Hemen geliyor. Eriksen arkadaşlar. Christian Eriksen. Erik. Ulan canım Erik çıktı ya. Hemen Erik yemeliyim. Rudiger. Antonio Rudiger çıktı. Bakalım buradan kim çıkacak arkadaşlar. Trent Alexander çıktı. Tasolar bu şekilde. Arkadaşlar yani böyle siyah bildiğiniz plastik. Ama biraz kötü bir plastik. Yani böyle geri dönüşümden yapılmış ucuz plastikler sanırım bunlar. Donyel Malen çıktı arkadaşlar. Bakalım burada kim çıkacak. Şöyle bir Mbappe daha çıkardık arkadaşlar. Kylian Mbappe. Evet. Bakalım burada kimi çıkartıyoruz başka derken. Kovacic arkadaşlar. Mateo Kovacic. Kovacic'i de göstermiş olduk. Şöyle bakayım başka kim çıkacak. Jack çıktı. Jack kardeşimizi de çıkardık. Allah'ım düşme lan. Heh. Saliba çıktı arkadaşlar burada. 150 tasoyu da gösteriyorum ben size. Gakpo çıktı arkadaşlar. Şöyle tüm tasoları görün ki neler var neler yok. Ramos çıktı burada da. Hemen şöyle açıyorum arkadaşlar. Rudiger çıktı. Buradan kim çıkıyor? Phil Foden çıkıyor arkadaşlar. Bakalım başka kimler çıkacak. Ramos çıktı bir tane daha. Hemen şöyle açıyorum. Grotzka. Grotzka'yı da çıkardık. Bakayım buradan kim çıkıyor. Buyako Saka. Buyako Saka'yı da çıkardık arkadaşlar.
Şöyle Gambiso ismini okuyamadım ama neyse sorun değil. Şöyle hemen bakayım buradan kim çıkıyor arkadaşlar. Yine Gnabry çıktı. Şöyle yine Gnabry çıktı. Bakalım arka arkaya çıktı. Başka kimleri çıkartacağız. Şöyle arkadaşlar bunu da göstermiş olalım. Kunde çıktı arkadaşlar. Şöyle kartlardan, tasolardan yine Gnabry çıktı. Buradan kim çıkıyor arkadaşlar? Saliba çıktı. Şöyle hemen açıyoruz bakalım. Muani çıktı arkadaşlar burada da. Bakayım burada kim çıkıyor? Diego Costa. Diego Costa'yı da çıkardık. Bir tane daha. Allah düştü. Neyse onu artık yok sayın. Neyse bakalım. Cristiano Ronaldo. Bir tane daha çıktı arkadaşlar. Koca kutudan. Bakayım burada kim çıkıyor? Hemen Thomas çıktı. Şöyle bütün tasoları açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Van Dijk çıktı. Burada kim çıkıyor arkadaşlar? Hakan Çalhanoğlu arkadaşlar. Bir tane daha Hakan Çalhanoğlu çıktı. Abdülkerim Bardakçı çıktı burada da. Bak burada kim çıkıyor hemen bakıyorum. Jack Grealish çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen şurada da bir taso var. Bakalım başka kimleri çıkartacağız arkadaşlar. Bunları da gösterdikten sonra videomuz bitiyor arkadaşlar. Bellingham çıktı. Kylian Mbappe bir tane daha çıktı arkadaşlar. İlki yırtık çıktı diye üzülmüştük ama birkaç tane daha çıktı. João Cancelo çıktı. Şunun altında birkaç tane var. Onları da hemen şöyle açayım. Şöyle Pau Torres çıktı arkadaşlar. Burada. Burada kim çıkıyor? Carvajal çıktı arkadaşlar. Evet gençler. Bu böyle de ismini okuyamadım. Bak birisi çıktı. Taso açılışımız burada sona ermiştir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video için lütfen like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çekilişlerimiz devam edecek. Bunun da çekilişini yapacağım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.